24 ekranlarından yeniden merhabalar. Nur Köşker ben. Kahve molası ile karşınızdayız. Ekonomideki tüm gelişmelere bakacağız hep birlikte ve piyasalarla başlayacağız. Piyasalarda ilginç gelişmeler var. Yatırımcının gözü kulağı. Cuma günü yapılacak Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları dikkatle bekliyor, izliyor olacak yatırımcılar. Tüm bunlar olup biterken küresel piyasalarda, küresel borsalarda dalgalı bir seyir varken içeride Borsa İstanbul'un ayrıştığını, pozitif seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Hemen bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,58 artarak rekor seviyeden başladı. Güne açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 18,03 puan değer kazanarak 3139,55 puanla tarihi zirvesini gördü. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başladı ama en fazla kazandıran sektörde endeksi de bankacılık oldu. Hemen oranlara da bakalım. Bankacılık endeksi %1,21, holding endeksi de %0,58 artış kaydetti. Şimdi ilk akla gelen soru da bu artışın, yükselişin gerekçesi. Analistler de şunu söylüyorlar. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve yurt içi piyasaları da bunun pozitif yansıdığını söylüyorlar. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 bas puan faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğini işaret ediyorlar ayrıca ve Jackson Hole ekonomi politikaları sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalara göre de beklentilerin netleşebileceğini kaydediyorlar diyelim, devam edelim. ABD'nin büyüme beklentisine ilişkin veriler de geldi. Beyaz Saray ABD ekonomisinin ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için %3,8'den %1,4'e düşürdü. ABD ekonomisinin bu yıl %1,4, gelecek yıl %1,8 ve 2024'te %2 büyüyeceği tahmin edildi. Ülke ekonomisine ilişkin Mart ayına yapılan tahminlerde ise ekonominin bu yıl %3,8, gelecek yıl %2,5, 2024'te ise %2,1 büyüyeceği öngörülmüştü ancak koşullar gerekçesiyle tam tersi büyüme öngörüleri de aşağı yönlü revize edildi. Ülkenin 2023 mali yılına ilişkin bütçe açığı beklentisi ise 146 milyar dolarlık artışla 1,3 trilyon dolara çıkarıldı. Söz konusu revizyonların Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve COVID-19 salgınının etkilerinden kaynaklandığı belirtildi. Şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, Jerome Powell şöyle bir açıklama yapmıştı. Duruma göre faiz artırımı biraz daha yavaşlatılabilir dedi ama bu açıklamanın ardından da eyalet başkanlarından faiz hızını arttırın, yavaşlatmayın açıklaması geldi. Bu tutumun devam ettiğini görüyoruz. Piyasalar kilitlendi dedik. Jackson Hole toplantısı var Cuma günü ve bu toplantının öncesinde de Fed üyeleri yüksek enflasyona karşı dikkat çekmeye devam ediyorlar. Özellikle de Fed Minneapolis Başkanı Neil Kashkari yüksek faiz artırımı yatırımlarından korktuğunu ifade etti. Fed'in güvercin kanadında görülen üyesi Minneapolis Başkanı Neil Kashkari, ABD enflasyonun çok yüksek seyrettiğini ve bankanın enflasyonu kontrol altına almak için harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Amerikan ekonomisinin birçok ölçüte göre tam istihdam durumunda olduğunu ve buna çok yüksek enflasyonun eşlik ettiğini belirtti. Bu çok dengesiz bir durum. Dengeyi yakalamak için para politikasını sıkılaştırmamız gerekiyor dedi. Ancak bir korkusunu da dile getirmekten kaçınmadı ve şöyle söyledi. En büyük korkum Merkez Bankası'nın fiyat baskılarının boyutu ve kalıcılığını yanlış yorumlaması ve enflasyonu kontrol altına alabilmek için daha sonra daha büyük ölçekli faiz artırımlarına gitmek durumunda kalması dedi. Piyasalarda ilginç gelişmeler oluyor dedik. Petrol de buna dahil. Petrol yeniden 100 doları aştı ama günün ilk saatlerinde yine düşüş seyrine geçti ve Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan an itibariyle işlem görüyor diyebiliriz. Hatırlayalım, dün 100,45 dolara kadar yükselmişti Brent petrolün varil fiyatı. Yaklaşık 2 hafta boyunca da 100 bandının altında işlem görüyordu ancak dün tekrar yükseliş görüldü. Lakin günü 100,22 dolar seviyesinde tamamladı. Bakalım neden düşmüş fiyatlar?
ilk gerekçe OPEC artı grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması denilebilir. Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Selman hafta başında OPEC'in petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısmaya hazır olduğunu açıklamıştı ve bu açıklamanın ardından da salı günü petrol fiyatları yükselişe geçti. ABD'nin petrol ve benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş gerçekleşmesi ise talebin yüksek seyreti algısını oluşturarak fiyatlardaki düşüşü kısıtladı diyebiliriz. Haydi gidelim piyasalara bakalım nasıl bir seyir var. Anlık durumu da aktaralım sizlere. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kuruyor dedik. Hala sabah açılış seyrine yeni yükselerek başlamıştı. Açılışı öyle yapmıştı. Hala yükseliş seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. 3128 puandan işlem görüyor Borsa İstanbul. Artı da %0,21'lik bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. Gelsin döviz cephesi. Bakalım dövizde neler olup bitiyor. Dün tarihi bir gün dedik. Dolar TL paritesi ilk defa Euro TL paritesini geçmişti. Yine aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Dolar TL paritesi Euro TL paritesinin üstünde 18-15'ten işlem görüyor. Dolar TL paritesi %0,19'luk bir artış var. Euro TL paritesi tam tersi eksi de 18,06'dan işlem görüyor. %0,03'lük azalışla. Gelsin altın cephesi bakalım. Tüm bunlar olup biterken altında neler olup bitiyor. Bütün tablonun artıda olduğunu görüyoruz. Anlık bazda yükseliş var. Tüm kalemlerde ons altın 1751 dolardan işlem görüyor. Cumhuriyet 6922'den, çeyrek 1670'den ve gram altında 1021 liradan işlem görüyor diyelim. Petrole bakalım. 101,22 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varil fiyatı tekrar 100 doların üstüne çıktı dedik. Devam ediyor o seyir. Artıda %1 yükseliş var. Son olarak da tahvile bakalım. 14,49'dan işlem görüyor tahvil eksi de %3,78'lik azalış var. Peki detay öğrenelim biraz da hemen yayın konuğumuza gidelim. Yatırım danışmanı Onurcan Bal telefon attığımızda. Onurcan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Neler olup bitiyor piyasalarda? Borsa İstanbul'a başlayalım mı? Devam edecek mi bu rekor seyri? Tabii, Borsa İstanbul tarafında Ağustos ayından bu yana etkili olan, özellikle etkisini gösteren yükseliş eğilimi ve zirve enlemine devam ediyor. Bu tarafta baktığımız zaman bu hafta özellikle bankacılık sektörünün katkısıyla birlikte endeks tarafında zirve enleminin devam ettiğini gördük. Hatırlanacak olursa hafta sonu Merkez Bankası yeni bir kredi düzenlemesine gitmişti. Ve burada teminat olarak hani tahvillerin tutulmasına yönelik bir değişiklikti. Bu adım sonrasında yurt içi tahvil faizlerinde tahvil getirilene ciddi düşüşlerin yaşandığını takip ettik ve bu durumda kısa vadede bankacılık sektöründe ciddi alımların yaşanması neden oldu. Yani sadece dün bankacılık sektöründe yaşanan yükseliş, bankacılık endeksindeki yükseliş %7,5'un üzerindeydi. Ve bu durumda endeksi yukarı taşıyan temel gelişmeydi. Ama bugün bankalarda biraz daha yatay bir seyir görüyoruz. Endekste buna bağlı olarak biraz daha dalgalı bir seyir izliyor. Açıkçası bu bankalar tarafında hani son iki günlük süreçte gördüğümüz rally olmasaydı endeks tarafında bir düzeltme görebilirdik. Çünkü küresel risk iştahı da biraz daha zayıf seyrediyor geçen haftanın ikinci yarısına itibaren açıkçası. O nedenle hani endeks tarafında bankacılık sektöründeki fiyatlamalar önemli olacak diye düşünüyorum. Burada eğer güçlü yükselişlerin ardından bankacılık tarafında da hani düzeltmelerin de sert gerçekleşme ihtimali var. Böyle bir durum yaşanırsa endekste geri çekilmelerin yaşandığını görebiliriz. Burada kısa vadede 3100 seviyesi önemli. Ama onun altında şu an için Ağustos başından bu yana takip ettiğimiz yükseliş kanalının alt bandı 3040 seviyesinden geçiyor. Bu yarın itibariyle 3067'ye gelecek. Cuma günü de 3095 seviyesinden geçecek. Yani bu yükseliş kanalı kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir teknik olarak. Ama bu bugün 3040 seviyesinden geçen, yarın 3067, Cuma günü 3095, yani 3100 seviyesine doğru yakınsayacak olan bir yükseliş trendi altında bir kapanış endeksi düzeltmeleri hızlandırabilir. Ben bu seviye altında bir kar alımının faydalı olacağını, pozisyon azaltımının faydalı olacağını düşünüyorum. Ancak şu an için bu trend üzerindeyiz ve bu trend üzerinde kalındığı müddetçe de kısa vadeli yükselişler devam edebilir. Burada izleyeceğimiz ilk direnç noktası hani zirve seviyesi bugün itibariyle 3148'de bulunuyor. Yani bu seviyeyi kısa vadeli izliyor olacağız. Devamında 3180-3200 seviyede izleyeceğimiz direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor endeks tarafında.
Peki, döviz cephesinde ne dersiniz Onurcan Bey? Euro, TL, dolar, TL paritesindeki parite arasındaki fark giderek açılacak mı? Muhtemelen yani euro dolar paritesinde düşüşlerin devamını ilerleyen süreçte de görebiliriz diye düşünüyorum ben. Gerekçe? Çünkü gerekçesi şu, Avrupa tarafındaki görünüm zayıf ve özellikle burada ilerleyen süreçte Avrupa ekonomilerinde çok daha derin bir resesyon görebiliriz. Rusya'nın doğal gaz akışını kısmasıyla birlikte Avrupa tarafında yaşanan enerji krizi zaten son dönemin hani en önemli konularından biri. Ve burada enerji maliyetlerindeki artış, üretimi ve haliyle artan maliyetler nedeniyle tüketim olumsuz etkiliyor. Açıklanan verilere baktığımızda da ilerleyen çeyreklerde Avrupalı'nın, Almanya, İngiltere, Fransa gibi büyük ekonomilerin resesyona girme ihtimali oldukça yüksek. Hani Amerika ekonomisi ilerleyen süreçte Fed'in sıkılaşmasına bağlı olarak daha hafif bir resesyon görebiliriz ama Avrupa tarafındaki resesyon hem daha derin hem daha erken gerçekleşiyor olacak. O nedenle Euro tarafındaki ben baskının sürebileceğini düşünüyorum ve gündemdeki bu risk başlıklarına bağlı olarak dolar güvenli liman talebiyle de destek buluyor zaten. O yüzden ben baktığımız zaman bu tarafta Euro dolar paritesinde geri çekilmenin devam edebileceği bir süreçteyim. Burada bir seviyesi kritik bir seviyeydi. Bunun kırılmasıyla birlikte hani 0.97, 0.95 seviyene doğru hareketlenmeler olabilir. Bu da hani dolar-TL, euro-TL arasındaki makasın giderek daralmasına ve hani dolar lehine açılmanın ilerleyen süreçte de hani gerçekleşmesine neden olacaktır. Yani şu an itibariyle zaten dolar-TL kuru 18.14'ten, euro-TL 18.05'ten işlem görüyor. Ve bu farkın ilerleyen dönemde açılması da euro-dolar paritesi zayıflık nedeniyle oldukça mümkün diye düşünüyorum. Peki altına ne dersiniz? Bazı analistler özellikle Jackson Hole toplantısının ardından altında sert bir yükseliş bekliyorlar ons tarafında. Siz ihtimal veriyor musunuz buna? Eğer bu senaryo gerçekleşirse içeriye yansıması ne olur? Şöyle söyleyeyim yani Fed'in bu agresif sıkılaşma adımlarının sonuna gelindiği beklentisi ön plana çıktıkça ons altında ben bir toparlanma olabileceğini düşünüyorum. Ama hani bunun sert bir yükselişten ziyade biraz daha hani kademeli bir fiyatlama şeklinde olabileceği kanısındayım. Çünkü burada hala daha baktığımız zaman doların önemli bir zayıflama kaydetmesi için bir neden yok önümüzde. Fed faiz artışlarına devam ediyor, bilanço küçültmesi devam ediyor. Bu da genel olarak dolara olan ilgiyi yüksek tutuyor. O yüzden hani Fed tarafında agresif faiz artışları beklentisi altın üzerine ciddi baskı oluşturdu son dönemde. Doğru. Ama hani bu endişeler geride kaldığı zaman Eylül'den sonra biraz daha Fed'in daha yumuşak faiz artımlarını sürdürmesi muhtemel ama yani buraya şuna dikkat çekmek lazım. Faiz artışları devam ediyor olacak. Yani faiz artımlarının bittiği bir süreci konuşmuyoruz. O nedenle ben çok güçlü bir yükseliş değil de hani bu agresif endişelerin yatışmasıyla birlikte bu düşük seviyelerden bir miktar toparlanma olabileceği kanısındayım. Ama ilerleyen süreç açısından ben gram altını biraz daha ön planda tutuyorum. Çünkü hani ons altındaki toparlanma bir de bizde TL'deki bu içsel nedenlerle olan zayıflık nedeniyle gram altın daha defansif ve daha olumlu bir performans ortaya koyabilir. Yani ons altını düşürecek tek faktör doların güç kazanması olur. Doların güç kazandığı ortamda dolar-TL kuru da yükseleceği için gram altın kayıplarda daha sınırlı kalabilir. Yükselişlerde ise daha ons altına paralel hareketler kaydedebilir. O yüzden gram altın ilerleyen süreç açısından daha doğru bir yatırım olacak düşüncesindeyim ben. Peki. Teşekkür ederim Onurcan Bey değerlendirmeleriniz için. Sağ Rica olun. ederim. Hoşça kalın. Yatırım İyi danışmanı günler. Onurcan Bal değerlendirmelerini aktardı. Devam edelim haberlerimizle. Şimdi Türkiye'nin ekonomi politikasının temelinde ihracat ve üretim denklemi var. Bu da ne anlama geliyor? Çarkların elbette ki daha çok dönmesi demek ve bunun kanıtları da var. Kanıtlar da 2021 yılında elektrik dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırımlarda bulunabiliyor. İşte rakamlar. Rakamları Türkiye'nin tamamına hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği açıkladı. Hemen göz atalım rakamlara da bakalım neler söylüyor tablo bize. Yatırımların toplamı bir önceki yıla göre %56,7 arttı. 9,4 milyar TL'den 17,7 milyar TL'ye ulaştı. Ve bu rakamın 11,4 milyar TL'lik bölümünü ise şebeke yatırımları kullanıldı. Şebeke yatırımlarına harcandı bu bölüm. Şebeke işletim sistemlerinin yatırımlar içindeki payı da böylece yaklaşık 1,3 milyar TL'yi buldu. Noktalayalım burada kahve molasını tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.